Petroturk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Bugün merak edilenlerde akıllı şehirleri konuşacağız. Öncelikle videolarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı ve Petroturk TV'yi takip etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Akıllı şehirler artık geleceğin değil, bugünün meselesi. Sokak lambalarının kendini kapattığı, çöp kutularının mesaj attığı, trafik ışıklarının yoğunluğa göre çalıştığı bir şehir hayal edin. Bu sadece konfor değil, aynı zamanda ciddi bir enerji tasarrufu demek. Düşünsenize, yaşadığınız şehir sizi anlayabiliyor. Sokağınızda kimse yürümediğinde lambalar kısılıyor. Çöp kutusu dolduğunda otomatik mesajla temizlik ekibine bilgi gidiyor. Trafikteki yoğunluk anlık analiz edilip ışık süreleri değişiyor. Peki bu ne işe yarıyor? Daha az enerji harcıyoruz. İşte bugün hayatımıza hızla giren akıllı şehirlerin enerji verimliliği konusundaki etkisini konuşacağız. Gerçekten daha az enerji mi tüketiyoruz? Yoksa bu sadece bir pazarlama oyunu mu? Merak edilenler başlasın. Akıllı şehir ifadesi kulağa fütüristik geliyor olabilir ama aslında tam anlamıyla bugünün meselesi. Basitçe ifade etmek gerekirse akıllı şehirler teknolojiyi kullanarak şehir yaşamını daha verimli, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getiren kentlerdir. Bakalım bu akıllı şehirlerde nasıl teknolojiler kullanılıyor? Öncelikle IoT, nesnelerin interneti, cihazlar ve sensörlerin birbirine bağlı olduğu, veri alışverişiyle kararlar aldığı sistemler. İkincisi yapay zeka, trafik akışını analiz eder, aydınlatmayı optimize eder, acil durumlara otomatik tepki verir. Üçüncüsü büyük veri. Şehirlerdeki hareket, tüketim, çevre ölçümleri sürekli toplanır ve karar mekanizmalarında kullanılır. Gelelim uygulama alanlarına. Ulaşım sistemleri, akıllı trafik ışıkları, mobil uygulamalarla yönlendirme, aydınlatma, hareket sensörlü sokak lambaları, atık yönetimi, doluluk oranına göre çöp toplama, enerji şebekeleri, talep yoğunluğuna göre otomatik yönlendirme. Yani bir şehir adeta yaşayan bir organizma gibi davranıyor. Sürekli veri topluyor, analiz ediyor ve tepki veriyor. İkinci bölüm enerji verimliliğini etkiler. Gelelim asıl soruya. Bu sistemler gerçekten enerji tasarrufu sağlıyor mu? Cevap evet. Ama sadece doğru kurgu ve planlamayla. Peki bu kurgular neler? Birincisi akıllı aydınlatma sistemleri. Hareket sensörleri ve güneş ışığına duyarlı sistemler sayesinde sokak lambaları yalnızca ihtiyaç duyulduğunda çalışıyor. Örneğin Los Angeles, LED dönüşümü ve akıllı aydınlatmayla yıllık 10 milyon dolara yakın tasarruf sağladı. İkincisi akıllı binalar. Isıtma, soğutma sistemleri dış hava koşullarını ve bina içi sıcaklığı takip ediyor. Güneş panelleriyle üretim, enerji depolama ve anlık tüketim dengeleniyor. Otomatik perde sistemleriyle doğal ışık kullanımı arttırılıyor. Klima kullanımı azalıyor. 3. Trafik yönetimi. Yoğunluk haritasına göre trafik ışıkları düzenleniyor. Trafikteki beklemeler azaldıkça yakıt tüketimi ve karbon salımı düşüyor. Ulaşım uygulamaları sayesinde en kısa rotalar tercih ediliyor. 4. Su ve elektrik dağıtımı. Akıllı sayaçlar sayesinde gereksiz tüketim tespit ediliyor. Sızıntı ya da kaçaklar anında fark edilip enerji kaybı önleniyor. Enerji israfı önlemek için insan gözüne ihtiyaç duymayan bir sistem kuruluyor. Üstelik 7/24 çalışıyor. 5. Sağlık ve acil müdahale teknolojileri. Akıllı şehirler sadece enerji değil, sağlık alanında da ciddi fark yaratıyor. Örneğin bazı şehirlerde akıllı ambulans sistemleri bulunuyor. Trafik ışıkları ambulansın güzergahına göre otomatik olarak yeşile dönüyor. Hava kalite sensörleri astım veya solunum rahatsızlığı olan vatandaşlara anlık uyarı gönderebiliyor. Çin'de bazı şehirlerde park ve meydanlarda otomatik kalp masaj cihazları ve acil durum butonları akıllı sistemle entegre edilmiş durumda. 6. Afet yönetimi ve güvenlik. Deprem riski olan bölgelerde bina titreşim sensörleri gerçek zamanlı veri toplayarak riskli binaların önceden tespit edilmesini sağlıyor. Sel ve taşkın riski olan bölgelerde su seviyesini ölçen sensörler erken uyarı vererek altyapının hızlı şekilde devreye girmesine imkan tanıyor. Akıllı kameralar yalnızca güvenlik değil, kayıp çocuk veya kayıp eşya bulma konusunda da kullanılıyor. 7. Enerji üretiminde mikro şebekeler. Akıllı şehirlerde sadece tasarruf değil, yerinde üretim de var. Mahalle ölçeğinde kurulan mikro şebekeler güneş panellerinden elde edilen enerjiyi depolayıp ihtiyaca göre dağıtabiliyor. Fazla enerji otomatik olarak şebekeye satılarak gelir elde edilebiliyor. 8. Akıllı tarım ve yeşil alan yönetimi. Parklardaki bitkilerin sulama sistemleri toprak nem sensörleriyle yönetiliyor. Böylece hem su hem enerji tasarrufu sağlanıyor. Şehir içi dikey tarım uygulamaları hem taze gıda üretimini arttırıyor hem de lojistikten kaynaklı karbon salımını azaltıyor. 9. Veri odaklı şehir planlama. Toplanan veriler sadece sadece bugünü yönetmek için değil, geleceği planlamak için de kullanılıyor. Örneğin Barcelona'da halkın hareket verileri sayesinde yeni parklar, bisiklet yolları ve toplu taşıma güzergahları tam ihtiyaç olan noktalara yapılıyor. 10. Örnek projelerden ilginç notlar verelim şimdi de sizlere. Kopenhag, akıllı bisiklet yollarıyla bisikletlilerin hızına göre trafik ışıklarını ayarlıyor. Böylece bisikletli durmadan tüm yolu geçebiliyor. Seul, yer altına sensörler yerleştirerek otoparkların doluluk oranını takip ediyor. Mobil uygulama üzerinden sürücüleri en yakın boş alana yönlendiriyor. Böylece trafikte boş park yeri arayan araç sayısı azalıyor. Bakalım Türkiye'de akıllı şehir uygulamaları nasılmış? Türkiye'de neler oluyor? Bu konuda umut veren örnekler var. Öncelikle İstanbul. Akıllı kavşak sistemleriyle 2000'den fazla trafik lambası eş zamanlı yönetiliyor. Yenikapı Eminönü tramvay hattında enerji geri kazanım sistemleri kullanılıyor. Konya. Türkiye'nin ilk akıllı bisiklet kiralama sistemlerinden biri. Akıllı sulama sistemleriyle parklarda su tasarrufu sağlıyor. Gaziantep. Enerji verimliliği temelli akıllı Gaziantep projesi. Isı yalıtımlı sosyal konut projeleri. Gelelim devlet politikalarına. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2020-2023 Akıllı Şehirler Strateji Belgesini yayımladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın akıllı şebeke pilot projeleri destekleniyor. 4. bölüm. Zorluklar ve eleştiriler. Elbette bu sistemlerin de zorlukları yok değil. Yüksek altyapı maliyetleri öncelikle. Sensör, yazılım, kablolama, analiz merkezleri büyük yatırım gerektiriyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli şehirler bu yükü taşımayabiliyor. Bir diğeri veri güvenliği. Toplanan büyük veri güvenlik riskleri doğuruyor. Bir diğeri ise sosyal erişim adaleti. Teknolojinin kapsayıcı olması gerekiyor. Her mahalle eşit hizmet almazsa yeni bir dijital eşitsizlik oluşabilir. Yani mesele sadece teknoloji değil, doğru planlama, şeffaflık ve adalet de gerekiyor. 5. bölüm gelecek vizyonu. Akıllı şehirler henüz yolun başında ama gelecek oldukça net. Daha az tüketim, daha fazla verim. Karbonsuz şehir hedefleri. Avrupa Birliği 2030 itibarıyla 100 karbonsuz şehir planlıyor. Türkiye'de de bazı belediyeler bu hedefleri benimsiyor. Akıllı enerji merkezleri. Tüm kentin enerji akışı tek bir merkezden analiz edilip yönetiliyor. Güneş, rüzgar, biyokütle gibi farklı enerji kaynakları anlık talebe göre entegre ediliyor. 15 dakikalık şehirler. Bu ne demek? Paris'te başlayan bu kavramda iş, okul, alışveriş gibi tüm ihtiyaçlar 15 dakikalık yürüme ve bisiklet mesafesinde planlanıyor. Amaç ulaşımda enerji ve zaman israfını azaltmak. Bugün akıllı şehirleri mercek altına aldık. Bu şehirler gerçekten geleceği temsil ediyor. Ama sadece teknolojiden ibaret değil. Bu sistemler bizim daha az enerjiyle daha konforlu yaşamamız için var. Sizce Türkiye'de hangi şehir bu dönüşüme en hazır? Hangi alanda daha çok yatırım yapılmalı? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı ve Petroturk TV'yi takip etmeyi unutmayın. Merak edilenlerin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.